Değerli dostlar, değerli basın mensupları, bilim nesnel gerçekliği keşfettirir. Toplumu bu gücüyle harekete geçirir. Nesnel gerçekliği keşfeden dogmatizmden kurtulur. Aklı özgürleşir. Aklı özgürleşen biat etmez. Bunlar biat eden nesiller istiyorlar. Bunlar cemaatlere, mafyaya, tarikatlara, para babalarına, hortumculara biat eden nesiller istiyorlar. Ama üniversiteler direnecek. Üniversiteden bilimi kovmaları mümkün değildir. Eğilin düşmanı Recep Tayyip Erdoğan! Bilim düşmanı Recep Tayyip Erdoğan! Bilim düşmanı Recep Tayyip Erdoğan! Değerli basın mensupları, buradan sizin aracılığınızla üniversite camiasını ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Ayağa kalkmaya çağırıyoruz. Biat kültürüne, bu emperyalist tahakküme, gerici tahakküme, Türkiye'nin dağıtılmasına, parçalanmasına, aydınlanma değerlerinin tasfiye edilmesine karşı akademisyenlerin ayağa kalkmasını istiyoruz. Ayağa kalkacaklarını biliyoruz. Bunları önce üniversiteden, sonra Türkiye'den kovacağız. Özgür bilim, özel üniversite! Özgür bilim, özel üniversite! Özgür bilim, özel üniversite! Değerli basın mensupları, Cumhuriyet aklı özgürleştirir, AKP rejimi aklı hapseder. Bugün Türkiye'nin aklını ve vicdanını Silivri'ye hapsettiler. Cumhuriyet bilim kurumları kurur. TÜBİTAK'ı kurar, AKP TÜBİTAK'ı dağıtır. Cumhuriyet bilimin önünü açar. Bunlar dogmatizmin esiri altındaki müritleriyle toplumu yönetmeye çalışır. Cumhuriyet fikri hür, irfanı hür nesiller ister. Bunlar kişiliksiz, ortalığa saldırıya ses çıkarmayan, sözümüz ona, İslamcılar yetiştirir. Cumhuriyet hayatta en hakiki mürşit bilimdir der. AKP bilimin kafasına sarık geçirir. Medrese değil üniversite! Medrese değil üniversite! Medrese değil üniversite! Son sözlerimiz. Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Burada AKP anonim şirketinin önündeyiz. AKP AŞ'nin. Para şirketi, hortumcu şirket, gerici şirket, Orta Doğu'ya saldırının merkezi, Orta Doğu'ya kan kusturan emperyalist odakların işbirlikçisi, ülkemizi füzelerle emperyalist saldırganlığın merkezi haline getiren, Orta Doğu'nun taşeronu olan AKP'nin önündeyiz. Başbakanlığa gitmedik. Başbakan olmadığı için başbakanlığa gitmedik. Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, haddini bileceksin. Türkiye'ye Amerika'nın dayatmasıyla eş başkan oldun. Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı. Ama bilimi karşına alamazsın. Türkiye'nin aydınlanma birikimini karşına alamazsın. Recep Tayyip Erdoğan yer çekimi kanununu yasaklamaya çalışıyor. Bu mümkün müdür arkadaşlar? Yer çekimi kanununu yasaklayabilir mi? Hayır! Recep Tayyip Erdoğan dünya dönmüyor diyor. Dünyanın dönmediğini ispatlayabilir mi? Hayır! Bilimi yasaklayamaz. Recep Tayyip Erdoğan haddini bilecek. Biz insanoğlu kendimizi dünyanın merkezinde değil, dolaşan gezegenlerden biri olduğunu keşfettik bilim sayesinde. Daha sonra da sıradan canlılardan biri olduğumuzu, ama en önemlisi dünyayı değiştirebileceğimizi keşfettik. İşte bunları da değiştireceğiz. Bir at bile 5 saniye sırtında taşımadı. Bizim mazlum halkımız, bizim sabırlı halkımız 10 senedir sırtında taşıyor. Ama o halkımız Polatlı'ya kadar izler, doğruldu mu bütün dünyayı bir araya gelse engelleyemez. Buradan bilimi yasaklayamayacağını, yer çekimi kanununu yasaklayamayacağını, insanlığın gelişimini yasaklayamayacağını ilan ediyoruz. Çok açık söyleyelim. Son sözümüz şudur. Dünya Tayyip Erdoğan'ın boynuzları üzerinde değildir. Bunu ispat etmeye çalışmasın. Dünya dönüyor, bilim ilerliyor, üniversiteler kendisini savunacak ve Türkiye'yi, üniversiteleri önce AKP'den temizleyeceğiz. Sonra güzel ülkemizi AKP'den kurtaracağız. Milletimizi yeniden kaynaştıracağız.
birleştireceğiz, emekçilerimize haklarını vereceğiz ve en önemlisi biz gençler geleceğimizi kendi ellerine alacaktır.